Evet. Başkanım biraz açalım. Lütfen biraz sessiz olalım. Evet. Efendim, Vahdettin Hakaret Soruşturması açalım. Evet. Konuyla söylersiniz. Yani bu gösteriyor ki yerel seçimler yaklaşırken iktidar Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde daha büyük baskı kuracak, daha sert tedbirler almaya çalışacak. Bu işin bir yanı. Tabii ki buna pabuç bırakacak değiliz. Tabii ki bu asla kabul edeceğimiz bir şey olmaz. Ama ikincisi Mustafa Kemal Atatürk ve Nutku soruşturulma noktasına gelmiş vaziyette. Yani bu Cumhuriyet'in 100. yılında asla kabul edilemez, asla anlaşılamaz bir durum. Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün Nutku sorgulanıyorsa, Atatürk'ü idamla mahkum eden, suikastler düzenleyen, Anadolu'da iç savaş çıkartmaya çalışan saltanat Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunda mahkum edilmişken bugün o saltanat sahiplerinin aleyhinde söylediklerimiz hakaret olarak algılanıyorsa bu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in 100 yıllık kazanımları için çok büyük bir üzüntü vesilesi. Çok çok üzücü. Yani kabul edilmesi, anlaşılması mümkün değil. Ama biliyorum ki Atatürk sevdalısı, Cumhuriyet sevdalısı milyonlar, bu memleketin banisi, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, onun rehberliğine her daim sahip çıkmaya devam edecekler. Her daim onun ışığından yararlanmaya devam edeceğiz. Bu saldırılara pabuç bırakmayız. Başkanım, yerel seçimler yaklaşırken böyle bir soruşturma açılması İşte, var mı? En başta onu söyleyeyim. Yani bu aslında iktidarın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bundan sonra yerel seçim yaklaşırken yapacağı baskıların bir göstergesi, öyle zannediyorum. Dolayısıyla buna da pabuç bırakmayız. Bunlar asla kabul edilemez. Bunlar gerçekten akıl tutulması, insanın aklını almayacağı bir şey. Yani 100 yıl sonra kabul edilemez. Mustafa Kemal Atatürk'e sımsıkı sahip çıkmaya devam edeceğiz. Teşekkürler efendim.